Hedeflerini erteleye erteleye hayatı ertelemekten sıkılmadın mı? Herkese merhaba, ben Hale, Türk İşi Minimalizm kanalındasınız. İlk defa tanıştıklarımız için minimalizm ve sürdürülebilir bir yaşam üzerine çeşitli içerikler paylaşıyorum. Ve bunları destekleyen konseptleri de incelemeyi, kavramları öğrenmeyi çok seviyorum ve sizlere de tabii ki aktarmayı. Bugün erteleme ve savsaklama, her erteleme bir savsaklama mı, her savsaklama bir erteleme mi? Bunları konuşacağız. Ve ne yapabiliriz? Hayatımızı ne değiştirebiliriz? Nereden başlayabiliriz? Bunları değineceğiz. Başvuracağımız kitap Procrastination. Timothy Fisil'in bu konu üzerine oldukça araştırması olan, podcast'i ve blog yazıları olan, kendisinin adını ve kitabın adını da açıklamalara yazarım. Oradan üzerine daha detaylı okuma yapmak isterseniz bakabilirsiniz. Kitap da Türkçe'ye çevrildi. Metropolis yayınlarından çıktı. Çok rahat okunan bir kitap. Kitabın zaten yazarı en başta bunu söylüyor. Yani ben sizi zorlayan falan bir kitap yapmak istemedim. Zaten konu erteleme, savsaklama. Bu kitabı hani muhtemelen okunmasının, ertelenmesini istemediği için bu şekilde çok kolay okunur, çok kolay hazmedilir. Hatta içinde ufak pratiklere de olan bir kitap yazmış. Procrastination'ı şuradan ele alıyor. Erteleme ve savsaklama kavramlarından. Erteleme dediğimiz şey bir şeyin zamanını daha ileri atma, değil mi? Savsaklama ise elimizde şu an imkan varken yapabileceğim halde bunu ileriye doğru atma. Dolayısıyla her savsaklama bir erteleme ama her erteleme bir savsaklama değil. Çok yorgun eve geldiniz, evinde bir sürü iş bekliyor ve o anda çıkan size verilen bir görevi ertesi güne ertelediğinizde bu bir savsaklama olmuyor. Siz gerçekten fiziki olarak ve o anda zaman olarak bunu yapmaya haliniz ve zamanınız yoksa o zaman bu bir mecburi erteleme. Öncelikle bu iki kavramın farkına varmamız gerekiyor ki siz bir şeyi gerçekten erteliyor musunuz yoksa savsaklıyor musunuz? Savsakladığımız şeyler neler olabilir? Vaktimiz varken bir türlü ders çalışmaya oturamazsın ya, ders çalışmaya ya da bir rapora hazırlamaya oturursun. Gözün bir şeye ilişir, gözün bir şeye ilişir, kalkarsın onu kaldırırsın, ay şimdi bir şey yesem dersin, onu hazırlarsın, bir şey içsem dersin, onu hazırlarsın, dersin, dersin, dersin. Ders çalışmamak için ya da o raporu hazırlamamak için elinden gelen her şeyi yaparsın. Ya da işte bundan sonra sağlıklı besleneceğim ya da bundan sonra daha hareketli olacağım, daha bilmem ne olacağım, kendime daha iyi bakacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım dersin. Ve ertesi gün olduğunda uyumayı, daha hoş şeyler yemeyi, yani apur cubur kastediyorum, sağlıklı temiz beslenmeye tercih edebilirsin. Bunun gibi şeyler aslında. Ama şöyle bir sıkıntı var ki bunlar, bu bütün verdiğimiz uzun vadede bize faydası olacak şeyleri kısa hazlarla, işte raporu bugün değil de yarın yapayım, daha sıkışık bir zamanda daha iyi yaparım, bugün de keyfime bakayım. Ya da tamam, söz vallahi pazartesi başlayacağım sağlıklı beslenmeye. Özellikle bakın rejim demiyorum. Söz pazartesi başlayacağım sağlıklı beslenmeye. O zamana kadar her şeyi yiyeyim de içimde kalmasın falan gibi artık. Bunların hayatımızı ne yazık ki müthiş uzun vadede baktığımızda kötüleştirici etkisi var. Hem sorumluluklarımızı yerine getirmiyoruz. Özellikle de bu konu sağlıksa, kendimize iyi bakmaksa kendimize iyi bakmıyoruz. Ve bunun yanı sıra da bunları ertelediğimizde beynimiz aslında bunları yapmamız gerektiğini bildiği için bizi strese sokuyor ve o yönden bir kere daha sağlığımızı tehlikeye sokmuş oluyoruz. Şimdi size kitabı tek tek, kitapta böyle diyor, işte bunu yapın, şunu yapın diye anlatmak istemiyorum. O zaman kitabın yazılmasının ve çıkmasının bir anlamı kalmayacak. Size bir kitap özeti yapmak değil amacım. Hatırlarsanız İstif Çağı'nı veya diğer başka kitapları da anlatırken yine aynı şekilde kitabın bir özetini vermek size de bir fayda sağlamayacak. Eğer ki bu anlattıklarım ilginizi çekerse kitabı alabilirsiniz veya bu konuda başka bir alandan bir şeyler okuyabilirsiniz. Sonuçta bu erteleme alanı, yani derya deniz bir alan, çünkü birçoğumuzun ne yazık ki sığındığı bir liman. Şöyle de bir önemli tarafı var. Ben okurken mesela daha çok iki şeye odaklandım. Bir tanesi, ben zaten iş güç olduğu zaman zamanda yapan tiplerdenim. Oradan kaçmıyorum ve şunu fark ettim ki ben asıl kendimle ilgili şeylerden kaçıyorum. İşte iyi bir sabah rutini oluşturmak, düzenli uyumak vesaire, bana iyi gelebilecek şeyleri, ve fark ettim ki kendimi önceliklendirmiyorum. Daha da fenası, belki de bu biraz daha öz şefkat ve kendini sevmekle alakalı bir şey. Aslına baktığınızda kişisel gelişim dünyasında sizin takıldığınız her şey dönüp dolaşıp zaten kendini sevmekle
alakalı. Bu ayrı bir konu olsun. Bunu ayrıca konuşalım. Ama gerçekten ben kendi adıma Procrastination kitabını okuduğumda neleri erteliyorum diye baktığımda kendimle ilgili şeyleri erteliyorum. Kendime iyi gelecek, kendimi daha uzun yıllar daha sağlıklı yaşatacak şeyleri erteliyorum. O yüzden biraz daha bu konuda böyle kendime şey yaptım. Ne derler? Ders çıkardım. Şöyle şeyler söylemiş. Benim en çok hoşuma giden yerlerini paylaşmak istiyorum sizinle. Belki biraz ilham olur ve biraz daha sizi merak ettirir diye. Ertelediğimiz şeyleri bir, hangi duyguyla erteliyoruz? Yani o anda yapmak istemediğimizde ne bizi alıkoyuyor? Bu duyguları yazın diyor. Neleri erteliyorsunuz ve size hangi duyguyu veriyor? Ve orada bir bağlantı olduğunu göreceksiniz diyor. Ben bunu alışveriş için de çok öneriyorum. Yani bir şeyi almak istiyorsanız, sürekli size bir şeyler alma dürtüsü varsa bu dürtünün öncesinde ne yaşıyorsunuz bunu görün diye. Sizin de yaşadığınız farklı benzer bağlılık olabilir. Yani telefonunuz olabilir, oyun oynamaya olabilir. Siz de buna bakabilirsiniz veya erteleme dünyasında buna bakabilirsiniz. Ve bence daha da vurucu, yani tokat etkisi olan şey şu. Bir şeyi ertelemek sana neye mal oldu? Ve ertelemeye devam edersen ileride bunun sonuçları ne olacak? Mesela bir podcast başlatmak istiyorsun, değil mi? Bunu 2 senedir istiyorsun ama bir türlü başlatmıyorsun. Belki de şöyle de bir şey var, bu da ertelemenin nedenlerinden bir tanesi. Belki de korkuyorsun, başarısız olmaktan korkuyorsun ve bunu yapmadığında, ertelediğinde, bu belki yapılması zorunlu bir şey değil, bu hoş olan bir şey, fikirlerini paylaşmak için. Bunu ertelediğinde hiç yapmadığın için bunu başarıp başaramayacağını bilmiyorsun. Veya bir rapor bu, raporu ertelemek istiyorsun, raporu erteliyorsun ve sonra son 1 saati sıkıştırıyorsun ve diyorsun ki 1 saatte çıkan rapor bu kadar işte, ne yapayım? Daha çok vaktim olsa daha iyisini yapardım. Ve o zamana kadar da vaktini dizi izleyerek falan geçirmiyorsun. Belki araya iş yerindesin veya evden çalışıyorsun. Belki araya daha az önemi olan, daha az aciliyeti olan şeyleri sıkıştırıyorsun. Ve sorduklarında bir sürü yapmam gereken şey vardı ve bu raporu sadece 1 saat ayırabildim diyorsun. İşte bu noktada gerçekten o raporu iyi yapsam belki senin kariyerinde bir şey değiştirir miydi? Belki daha uzun vadede sen bu raporları geciktirdikçe başka birisi dönüp bu da böyledir işte ya. Her şeyi son dakikaya bırakır. Sonra da beceremez dedirtecek ve kariyerine mal olacak. Bunlara bakmakta fayda var. Şöyle de bir şeyden bahsediyor. Bu da benim çok hoşuma gitti. Bir şeyleri ertelerken hep pozitifizdir diyor. Aynı hani karnın doluyken alışveriş yaptığında daha az şey alırsın ya. Çünkü hani toksundur, gözün toktur. Bugünden de yarını planlarken oh diyor yarın vaktin olacağına, yarın motivasyonun olacağına İnancın tamdır. Çünkü o anda bir şey ertelediğin için, o anda bir şey yapmak istemediğin için o anda mutluluk anındasındır diyor. Ve dolayısıyla ileriyi düşünürken o yaparım edersin diyor. Ve ileri gün geldiğinde aslında o motivasyona sahip olup olmayacağını veya işte gerçekten vaktinde olup olmayacağını, başka işinin çıkıp çıkmayacağını bilemezsin diyor. Bu da ertelemenin nedenlerinden biri. Bir tanesi de biliyorsunuz, dur belki. Şöyle bir laf vardır. Dans etmeye başlayana kadar dans etmek istediğini bilemezsin diye. Yani bir işi yapmaya gerçekten başlayana kadar o işin gerçekten zor olup olmadığını, seni gerçekten zorlayıp zorlamayacağını bilmiyorsun. Gözümüzde çok büyüttüğümüz işleri aslında başına oturup başladığımızda veya mümkünse önümüzde uzun vadeli bir iş varsa, ne bileyim uzun bir kitabı okuyup işte üzerine bir tez yazmanız gerekiyor ya da bir proje yazmanız gerekiyor. Ay sonuna kadar bilmem kaç saat bir eğitimi tamamlamanız gerekiyor. Yani 1 saatini başlamadan bütün bitmeyecek. Yine geleceğim minimalizmden bir örnek vereceğim. Bana şöyle bazen serzenişler oluyor. Telefonumuzdaki fotoğrafları temizleyelim. Tamam Aylin, temizleyelim ama 50 bin tane fotoğraf var. Ben bunları temizleyemem. Tamam. O zaman 100 bin mi olsun bırakalım? Bir yerinden tutalım. O kadar da uzun, o kadar da uzak hedefler değil bunlar. Günde gerçekten oturduğunuzda şöyle telefonunuzdaki işte benzer fotoğraflar, WhatsApp'tan gelen gereksiz şeyler falan onlara bakıp tık 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 elediğinizde gerçekten yarım saat, 1 saatte 300-500 fotoğrafı elemeniz işten bile değil, silmeniz. Veya işte doğru yerlere yollamanız, işte bu işle ilgili bir şey buraya atayım, bu aileyle ilgili bir şey bunu belki bastırırım falan filan diye yapmanız. Yarım saat, 1 saatte
Bunu yapabilirsiniz. Kendinize şöyle 2 hafta boyunca bir şey izlerken, artık biliyorsunuz 2 ekran yaşıyoruz zaten, hiçbir diziyi vesaireyi full izleyemiyoruz. Tık 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 onu yapabilirsiniz. Yolda bir yere giderken tık 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 yapabilirsiniz. Ve belki bir ayınıza mal olur. Ama o kalabalığı, o fotoğraf yığınını eler ve gerçekten sizin sevdiğiniz, gerçekten saklamak istediğiniz fotoğraflarla bırakabilirsiniz. Öteki türlü gerçekten dönüp bakmak istediğinizde bakacağınız fotoğrafı bulmanız, bilmiyorum nasıl mümkün 50 bin tane, 100 bin tane, 30 bin tane fotoğraf içinde. Herkesin tabii bu kadar yüksek değil de hani örnek olsun diye verdim. O yüzden ne yapacağız? Bir şekilde başlayacağız. Bir tez mi yazıyoruz? Bir kitap mı okuyacağız? Bir eğitim mi tamamlayacağız? Neyse önümüzdeki görev, başına oturacağız. Başına oturduk, motive olduk, süper. Peki yetti mi? Yetmedi. Her dikkatimiz dağıldığında, her bir koptuğumuzda ya da o günkü belki de vaktimiz bitip de ertesi gün tekrar başlamamız gerektiğinde tekrar kendimize söyleyeceğiz. Motive olmama ihtiyaç yok. Başlamam lazım. Şu an bunun vakti. Ve daha da önemlisi, bizi uyaran, işte gelebilecek telefonlar, belki mailin işte bir uyarı sesi, bilmiyorum arkadaşlarınızın mesajları, artık sizi ne o masadan kaldırıyorsa veya o işten alıkoyuyorsa onları da önden engelleyeceğiz. Belki de mazeretlerimizi hazırlayacağız. Üzgünüm, işte bu hafta bunu yapmam gerekiyor, seninle buluşamam. Telefonumu ya da ne bileyim uçak modunu alacağım falan filan. Bu benim en sevdiğim, kendim için de fark ettiğim, işte bir şeye otururken nasıl dağıldığımı gördüğüm şeylerden biri oldu. Ama dediğim gibi hani o kadar sene iş hayatından sonra bir şekilde yaptığım işi de çok şükür sevdiğim için benim derdim daha benimle ilgili konularda oldu. Orada da kendime bir sürü mazeret bulduğumu fark ettim. İşte çocukları bırakamam, çocukların ihtiyacı var, evin şununu yapmam lazım falan filan diye. Lütfen siz de gerçekçi bir yapılacaklar listesini oluşturun. Sonra aralarında nelerin gerçekten lazım olduğunu, çünkü hedeflerde de minimalizm gerekli. Gerçekten istediğiniz, gönülden gelen veya sizin gerçekten yapmanız gereken şeyleri bulun. Ondan sonra da bunların hangilerini bugüne kadar ertelediyseniz, bunların hangisi gerçek bir erteleme, yani gerçek bir nedenden dolayı ertelenmiş veya safsaklamışsınız. Bunlara bakın. Sonra da harekete geçmek istiyorsanız bence bu konuda artık ister bu kitabı okuyun, isterseniz başka bir kitap okuyun veya kendinizi motive etmenin yollarını arayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz bunu beğene basarak veya işte yorum yaparak göstermeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.